kalmayacak. Benim yapabileceğim bir şey yok Erhan abi. Emri sen de biliyorsun. Sen bir sor diyorum Timur. Abiyle mutlaka görüşmemiz lazım. Çok ciddi meseleler var. Benim yapabileceğim bir şey yok. Yerini bile bilmiyorum. Kim biliyor yerini? Sadece Suat Arık. Sen Süha Bey'in şu andaki yerini biliyor musun peki? Biliyorum ama hiç üstelemeyin. Asla gitmem. Bak abi gelince anlatırım olan biteni. Bu kadar ısrar ettik Timur gitmedi derim. Abi istediğinizi söyleyin. Ben Suha Bey'e gitmem. Sadece gidip bizim söylediğimizi aktaracaksın Timur. O da abiye iletecek. Böyle konuşması kolay. Siz Suat Arık'ı tanımıyorsunuz tabii. Rahmetli Ömer babanın kardeşim dediği bir insan. Olsa olsa eli öpülesi adam olur. Ne durumda? İkna edebildin mi Elif'i? Hayır. Sinemayla kandırmaya çalıştım ama o da olmadı. Durum ciddi Leyla. Canım benim. Ne yapsın? Kolay değil yaşadıkları. Polat'la ilgili bir sürü haber çıkıyor. Çocuklar ailelerinden ne duyuyorsa konuşuyorlar. Bununla başa çıkması çok zor. Ne yapacağız Leyla? Elif'i nasıl uzak tutabiliriz bunlardan? Elif'i uzak tutmamız mümkün değil. Bununla mücadele etmeyi öğretmeliyiz belki de. Küçücük çocuk babasına atılan iftiralarla nasıl başa çıkabilir? Şimdiden kararını vermiş. Gerekirse başka bir okula giderim diyor. Başka okula gitse de yine aynı şey olmayacak mı Safiye? Bilmiyorum Leyla. Ben cevap bile veremedim. Bizi hala niye bekletiyorsunuz burada? Kim sorgulayacaksa sorgulasın. Anlatacaklarım var. Buradan çıkacaksınız. Sen de kimsin? Şu anda sizin için Bay Brandon'ın habercisiyim. Brandon'ın bu işte parmağı mı var? Ben sadece size bu akşam buradan başka bir yere nakledileceğinizi söylemeye geldim. Eğer bu süre içerisinde sizi sorgulamak isterlerse sakın konuşmayın. Sen kim oluyorsun da bana ne yapacağımı söylüyorsun? Gerekirse konuşurum. Elbette. Ama o zaman benim yapabileceğim bir şey kalmaz. Konuşmazsanız bu akşam sizin için gereken yapılacak. Buraya gel. Beni hemen çıkar buradan. Sagir tamam. Adam akşam çıkacaksınız dedi. İşimin uzun süreceğini söylemiştim. Neden beklediniz? Ben de önemli olduğunu söylemiştim. Dinlemeyecek misiniz? Dinliyorum evladım. Benim acilen Polat Alemdar'la görüşmem lazım. Mesele bu muydu? Keşke daha önce söyleseydiniz. Sizi bu kadar zaman bekletmezdim. Olsun. Beklerim ben. Ne zaman görüşebiliriz? Görüşemezsiniz.
Efendim? Kısaca görüşemezsiniz derken, bu aşamada hiçbir şekilde Polat Alemdar'ı görmeniz söz konusu olamaz dedim. Umarım şimdi daha anlaşılır olmuştur. Bakın Süha Bey, kendisini ilgilendiren çok önemli meseleler var. Haber vermemiz gerekiyor. Herkes onun talimatlarını bekliyor. Anlaşılmadıysa izah edeyim. Polat Alemdar şu anda kendisinden çok daha önemli meselelerle ilgili olduğundan sizinle görüşemez. Bunu siz mi söylüyorsunuz yoksa kendisi mi söylüyor? Ne ben ne de o. Bunu gidip arkadaşlarınıza siz söyleyeceksiniz. Fehmi Bey. Efendim Hakkı. Gürcan Bey. Ne olmuş Gürcan'a? Mekanında adamlarıyla birlikte öldürülmüş. Kim yapmış peki? Bilmiyoruz. Dün konseye girmek için bana gelen adam bugün infaz ediliyor, öyle mi? Bu bir tesadüf mü? Belki de bir tehdit altındaydı. Sizinle konuşmak için o kadar acele etmesinin sebebi bu olabilir. Belki de. Kim bilir? Ama eğer değilse... ortalık beklediğimden daha çabuk hareketlenecek demektir. Bana biraz çocukluğunuzdan bahsedin. Mutlu bir çocukluk geçirdim. Yaşadığımız şehirde en saygın aile bizdik. Kimse bizden habersiz iş yapamazdı. Ne iş yapardınız? Babam çok çalışkandı. Her işi yapardı. Kumar, uyuşturucu, silah ticareti. Babanızdan biraz daha bahseder misiniz? Babam çok güçlü biriydi. Ayı Stefan derlerdi. Bir yumrukla 4 kişiyi devirirdi. 9 kurşun yarası vardı. Hep 10. kurşun yarasıyla ölmek isterdi. Ne oldu peki? 9 kurşun yarasıyla öldü. Anneniz nasıl biriydi? Annem çok sadık bir eşti. Ölünceye kadar hep babamın yanında oldu. Anlıyorum. Bir kazada kamyonun altında kaldılar. Beraber öldüler. Peki, Raskol'una gelelim. Kim bu Raskol? Raskol'unu öldürdüler. Tamam, sakin olun. Benim Raskol'unu bulmam lazım. Anlıyorum. Bu yüzden buradasınız. Beraber bulacağız Raskol'unu. Tamam mı? Hadi devam edelim. Şimdi isterseniz güzel hatıralardan konuşalım. Raskol'le ilk ne zaman karşılaştınız? 16 yaşındaydım. İlk işime çıkmıştım. Ne tür bir işti? İçki depomuzu soyanlara fatura kesecektim. Fatura? Anladım. Babam beni denemek için silahımın şarjörünü boşaltmış. Adamların mekanına vardığımda fark ettim. Sonra? Beni dövmeye başladılar. Aslında onlardan daha güçlüydüm. Ama babam kimseyi öldürme demişti. Babamın sözünü çiğneyemezdim. Ne oldu peki? Çok dövdüler beni. Biri silahını çekti ve bana doğrulttu. Tam ateş edecekken... Raskol aniden ortaya çıktı. İçki kasalarındaki şişeleri alıp adamların kafalarını da parçaladı. Adamları öldürdü mü? Kafalarını paramparça etti. Anlıyorum. Sonra? Sonra... Raskol'la o günden sonra hiç ayrılmadık.
Hediyeni aldım. Teşekkür ederim. Seninle çalışmak güzel. Yeni bir iş daha yapacağız. Bana yeterli zamanı verirsen sana istediğin her şeyi ayarlarım. Bence yanılıyorsun. Sen yıllarca çalışsan bile benim istediğim malı hazırlayamazsın. Senin için elimden geleni yaparım. Bu benim için değil. Benim savaşan dostlarım için. Ben ne yapabilirim? İşimi kolaylaştırabilirsin. Geçen yıl yarım kalan işimi tamamlamak için birine ulaşmalıyım. Kime? Gel benimle. Satın alabileceğim kadar silah satabilecek tek adam arıyorum. Bulabilir misin? Evet. Acele et. Seni burada bekleyeceğim. Tamam. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Geç otur lütfen. Bir kez daha sen haklı çıktın Cahit. Gürcan o koltuğa oturacak kadar sağlam değilmiş. Öldürülmüş. Kimin yaptığını biliyor musun? Ben de seninle bunu konuşmak istedim. Gürcan'ın bana yaptığı teklifi bilen biri onun benim konseyimde olmasını istemedi. Böyle bir ihtimali Gürcan'ın da bildiğinden hiç şüphem yok Fehmi. Bu yüzden konseyle ilgili adım atan biri bunu hiçbir yerde hiç kimseyle paylaşmaz. Kaldı ki konuştuğunu duysan onu herkesten önce sen infaz etmez miydin? Evet, orası muhakkak. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Konuşuyoruz burada. Pardon efendim. O adamın benimle konuştuğu günün ertesinde öldürülmesi bir tesadüf olamaz Cahit. Eğer öyleyse senin için de ciddi bir tehlike var demektir Fehmi. Bunu kesin olarak öğrenmemiz lazım. Gürcan'ın bana yaptığı teklifi bilen biri onun benim konseyimde olmasını istemedi. Hoş geldin Cahit. Kaldı ki konuştuğunu duysan onu herkesten önce sen infaz etmez miydin? Evet, orası muhakkak. Ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Konuşuyoruz burada. Pardon efendim. O adamın benimle konuştuğu günün ertesinde öldürülmesi bir tesadüf olamaz Cahit.
İncelediğim evrakların birinde hanedanların 100 yıl önce Kürdistan'ı kurmaya karar verdiklerini, sonra bunu o gün gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca bugüne ertelediklerini okudum. Kürt kardeşlerimiz o zaman buna engel oldular. İngiliz sömürgesine gireceklerini anlayıp bizimle birlikte hareket ettiler. Bugün aynı plan tekrar hayata geçirilmeye çalışılıyor. Farklı gruplara, farklı Kürt devletlere kurdurulmak isteniyor. Ama Kürtlerin büyük bir kısmı 100 yıl önce Arapların düştüğü hataya bugün düşmek istemiyorlar. Geçtiğimiz 100 yıl bizim için küresel devletten ulus devlete bir geçiş yapıldığı dönemdi Polat. Devlet-i Aliye'nin yıkılmasıyla kendi ulus devletlerini kuran unsurlar yerel dinamiklerin değil, İngiltere ve Fransa sömürge bakanlıklarının oluşturduğu devletler oldu. Mesela tek ve büyük bir Arap devleti sömürgeciler için ciddi bir problem olacağından aynı ulusu bile farklı devletlere böldüler. Bugün de bunu ısrarla kabul etmeyen, sömürgecilerle birlikte hareket eden gruplar var. Hanedanların 2015'te bölgeyi yeniden dizayn etmek için oturacakları toplantıda harita değişikliği gündeme gelecek. Onların en büyük korkusu sınırlarımız dışındaki Kürtlerin bizimle anlaşmasının bölgedeki diğer halklar üzerinde yaratacağı etki. Bunu engellemek için hanedanların yerel uzantılarıyla bölgede at koşturacaklar ve her şeyi deneyecekler. Yeni haritanın hanedanların istediği gibi çizilmesini engellemenin yolu, hanedanlarla mücadele etmenin yolu, önce buradaki hanedan uzantılarıyla mücadele etmekten geçiyor. Hayır Polat Alemdar. Bizim tecrübelerimiz ve 52 Ocağın sana sunduğu ortak teklif şunu gösteriyor. Hanedanlarla mücadelenin yolu yeni bir hanedan kurmaktan geçiyor. Emin misin? Eminim Arif abi. Adamın sorgusunu bile yaptırmadan nakledecekler. Peki işlemin nerede nasıl yapılacağını öğrenebilir miyiz? Uğraşıyoruz. Diğer mevzuyla ilgili ne öğrendin? Onu çok daha gizli tutuyorlar. Bu iş tahmin ettiğinden daha mühim bir mesele. Gözünü seveyim, yerini saatini öğren bana. Tamam abi. Sağ ol. Akif, adamlar harekete geçiyor. Sagir'i bu gece başka bir yere nakledecekler. Tamam Arif. Nakille ilgili detayları öğrenmeye çalış. Sagir'i bu gece nakledecekler. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Elif'in durumu çok zor. Babası konusunda hassasiyet göstermesi çok doğal. Okula döndüğünde aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkuyordur. Peki ne yapmalıyız? Okulunu mu değiştirmeliyiz? Bir eğitimci olarak ne önerirsin Martin? Aslında doğruyu söylemek gerekirse aynı risk başka okulda da var. Bu Elif'in kişiliğiyle ilgili değil. Babasıyla ilgili. Babası ne diyor peki? Abimin durumunu biliyorsun. Ona ulaşamıyoruz. O gelince Elif'i ikna edecektir ama o zamana kadar biz belki bununla başa çıkmayı öğretmeliyiz. Zorlayarak olmaz. Bunu kendi istemeli. Hiç yanaşmıyor bile. Ne olur bana yardım et Martin. Çok hızlı bir çözüm bulmalıyım. Yoksa derslerinden geri kalacak. Peki eğitimine yurt dışında devam etmesine ne dersin? Çok zeki bir çocuk. Yabancı dili de var. Başta alışması zor olabilir. Ama kısa sürede adapte olacağını düşünüyorum. Eğer istersen yurt dışındaki en iyi okullardan birini ayarlayabilirim.
Bilmiyorum. İyi bir fikir olabilir ama abimin sıcak bakacağını sanmıyorum. Eğer Elif ikna olursa bence babasını da ikna eder. Arif'ten haber var. Nakil bilgilerine ulaşmış. Ben çıkıyorum. Sagi'yle hesabı kapatma zamanı. Alptekin. Benimle gel. Ben de geleyim. Pusat'la benim de hesabım. Ben onunla işimi bitirdikten sonra senindir. Senden sonra geriye bir şey kalacak mı? Senin için birkaç parça kemik bırakırım Pitbull. Ağzım sulandı. Ben yakınlarda hazır bekleyeceğim. Her şey bitmeden yetişirim. Seni bekliyoruz Baltazar. Hadi. Uzatım. Baltazar denilen adam sadece sana değil, bana da kurşun sıktı. Bırak, ben de geleyim. Olmaz Zülfikar'a. Mekanıma geldi, beni çağırdı. Gidip hesabımızı göreceğiz. Bizim seninle beraber hesabını göreceğimiz daha çok Yezid var Buzat. Bir yerden başlamak lazım da Zülfikar ağa. Hakkın var. Sana yol verene de verilecek hesabın var. Sokakları çerden çöpten, memleketi pislikten, tertemiz gençleri de zehirden temizlemek için elden ne geliyorsa yapılacak. Boynumuzun borcudur. Yapılacak Zülfikar ağa. Biz hazırız Pusat. Ben dünden hazırım de. Eyvallah. Buraya bakın. Hazırlanın. Pusat'ın işini bitirmeye gidiyoruz. Hızlı olacaksınız. Sert olacaksınız. Kurşun sıkıp intikam alacaksınız. Pusat bizi görecek ama bu son görüşü olacak. Ben yokum Pitbull. Ne dedin? Sen git intikamını kendin al. Ben yokum dedim. Peki, o zaman yok ol. Ben sana yok ol demedim mi? Benimle olmak istemeyen başkası var mı? Sen ne yaptığını sanıyorsun? İşimizi yapıyoruz Misket.
Önümüze çıkan engeli de temizleyeceğiz. Görmüyor musun? Burada kimse başkası için canı tehlikeye atmak istemiyor. Başkası için değil. Pusat bizim arkadaşlarımızı öldürdü. O arkadaşlarımız da başkası için öldü. Baltazar bizim ortağımız. Baltazar senin ortağın. Burada kimse onunla yaptığın planları bilmiyor. Ne kadar para aldın, daha ne kadar alacaksın bilmiyor. Sen ne dediğini sanıyorsun? Aldığım her şeyi paylaşıyorum sizinle. Hepsi buysa bana yetmez. Buradaki kimsenin hayatı da bu kadar ucuz değil. Araçlar dışarıda sizi bekliyor. Nereye gideceğiz? Güvenli bir yere. Kim götürecek bizi? Benim arkadaşlarım. Kimmiş onlar? Gideceğiniz yere ulaşana kadar sizin arkadaşlarınız olacak. Benim arkadaşım yoktur. Şimdiden söyle, dikkatli olsunlar. Size de şimdiden söyleyeyim. Buradan çıkıp araca binene kadar siz de dikkatli olun. Kontrol bizde olmayacak. Efendim, ben Melek. Beyaz Melek. Fehmi'nin Gürcan'ın ölümüyle ilgili ne düşündüğünü öğrenebildin mi? Konseyle ilgili olabileceğini düşünüyor ama emin değil. Asıl önemlisi Cahit'le konuştu. Cahit'le mi? Ne konuştular? Bu olayın nasıl olduğunu öğrenmek için ondan yardım istedi. Ne zaman geldi Cahit? Gündüz geldi. Ben ancak şimdi çıkabildim haber vermek için. Hemen eve dön. Eğer Cahit
Bu gece o eve yeniden gelirse vakit kaybetmeden beni ara. Efendim, bu riskli olabilir. Sana dediğimi yap Melek. Geç kalmamız çok daha riskli. Tamam efendim. Konuştuğu numarayı tespit edebildiniz mi? Evet. Bilgileri şimdi telefonuna gönderiyoruz. Tamam. İyi akşamlar Melek. Yoksa beyaz melek mi demeliydim? Ne demek istediğinizi anlamadım. O zaman yolda anlatırım. Benim çok acelem var lütfen. İnanın neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Can'la yaptığın telefon konuşmasından bahsediyorum. Bin arabaya. Yürü.
Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Biz sizi ikiniz aynı masaya oturtmadık mı? Ortaklığı bozdu. Ne iş yapsam önüme çıktı. Malımı yaktı, adamlarıma sıktı. Yaptım. Benim olduğum yerde zehir satmayacaksın dedim. Satarsa yaşatmam. Kimin kiminle ortak olacağına, nerede ne satılacağına, kimin yaşayacağına biz karar veririz. Konsey kuruluyor. Bundan sonra bizden habersiz kimse kimseye kurşun sıkmayacak. Olan oldu. Ölen öldü. Barışacaksınız. Yoksa ikinize de İstanbul'u dar ederiz. Niye durdurdunuz? Buradan sonrasına biz bakacağız. Olur mu öyle şey? Olur olur. İn. İn aşağı, in aşağı. İn in in. İn aşağı, in aşağı. Hay ellerini yukarı. Dön 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 dön. Sakın kıpırdama. Merak etme, iyileşeceksin. Antekin! Bunu oradan geçirip çıkarıyorsun. Anladım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Ne örüyorsun anneciğim? Elif'ime atkı örüyorum. Sonra da şapkasını öreceğim. Bana da örer misin? Aa, tabii örerim. Nineciğim, bana da öğretir misin? Ben de babama atkı örmek istiyorum. Tabii öğretirim. Her gün okuldan geldiğinde birlikte öreriz. Nene, söyledim ya sana, ben artık okula gitmeyeceğim diye. Aa, olur mu hiç öyle şey? Ne demekmiş o? Ben bakarım. Bak, başını al. Bak. Aa, Martin hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyur.
Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Haklı çıktın Fehmi. Adamın seninle görüşmesinden sonra öldürülmesi tesadüf değilmiş. Yani Gürcan konseyime girmek istediği için mi öldürülmüş? Hayır, konuştuğumuz gibi bundan kimseye bahsetmemiş. Ölümüne sebep olan şey sana gelmek için bozduğu ortaklık. Peki bu eski ortakların kim olduğunu biliyor musun? Çok yakında onu da öğreneceğim. Eğer infazın nedeni konseye girmek istemesi değilse, onların da kim olduklarının benim için hiçbir önemi yok. Kızım, kahvelerimiz nerede? Bak Elif, bu okul her yıl sonunda tiyatro festivali yapıyor. Nerede bu okul? Londra'da. Nereden çıktı şimdi bu iş? Nesi varmış benim kuzumun okulunun? Endişe etme anneciğim. Henüz net bir şey yok zaten. Safiye, ne yapmaya çalışıyorsun? Abine sormadan nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Sakin ol Leyla. Makul bir çözüm bulmaya çalışıyorum. Belki abimi ikna edebiliriz. Hiç sanmıyorum. Ben odama geçiyorum kızım. Misafirimize ayıp olmaz değil mi? Hiç ayıp olmaz anneciğim. Siz merak etmeyin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen çok zeki ve özel bir çocuksun. Eğer gitmeyi kabul edersen, orada da çok başarılı olacağına eminim. Senin orada yeni arkadaşların olacak. Burada yaşadığın sorunları orada yaşamayacaksın. İstediğin zaman da aileni ziyaret için gelebilirsin. Ne dersin Elif? Gidersem ninem çok üzülür. Ben onu bırakıp hiçbir yere gitmem. Bunların hepsi planın bir parçasıydı Sagir. Ben senin planlarının bir parçası değilim. Bana tuzak kurdun. Ama sonra da kurtardım. Bu benim için bir açıklama değil. Bana en baştan anlatmalıydın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Böyle bir şey söylesem asla kabul etmezdin. Bunu şimdi kabulleneceğimi nereden çıkardın? Biraz sakin olup düşünürsen, ortak düşmanımız Polat Alemdar'a nasıl büyük bir darbe vurduğumuzu sen de göreceksin. Büyük bir plan yaptığın ve iyi bir sonuç aldığın doğru. Ama ben ince planların değil, somut sonuçların adamıyım. Senden özür dilememi bekleme Sagir. Somut sonuçlara gelince. Sana vaat ettiğim parayı fazlasıyla hesabına aktardım.
Şimdi otur, devamını konuşalım. Eğer bana yeni bir plan anlatacaksan, bu sefer önce sonunu söyleyeceksin. Bu sefer sonu sen belirleyeceksin. Otur. Çay ne zaman oluyor da? Demini alsın, 5 dakikaya hazır. Senin çayın kadar lezzetli olmaz ama idare edeceğiz. Nerede kaldın Cahit? Öldü kaçtık da. Bu dağ başında dükkan var ha. Ben ellerimi yıkayayım. Sakalları kesin, darısı senin başına. Bu sakalların daha çok işi var. Bize yapacak hiçbir şey bırakmamışsın. Biz kolayını yaptık. İşi zorlu usta yapıyor. Thank you.
kısa bir oldu da nainim başa erdim.